Arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıf seçmeli peygamberimizin hayatı dersimizin 3. ünitesinin 2. dersini yapacağız. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün materyal sayfasından da istifade ederek sizlere Peygamber Efendimizin Mekke yılları hakkında dersimizi yapacağız. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz 40 yaşında peygamber oldu. İçinde yaşadığı toplum müşriklerden oluşan, putlara tapan, haksızlığın, adaletsizliğin olduğu, günahın bolca işlendiği bir toplumdu. Allah-u Teala peygamberimize 610 yılında peygamberlik görevi vererek işte bu müşrik toplumunun bu yanlış inançlarından, yanlış davranışlarından, kötü ahlaktan arındırılarak sahabe toplumu haline gelmesi için yoğun bir mücadeleye girişmesini sağladı. Efendimiz Hira mağarasında tefekküre dalar, bu toplumun ahlaksızlığını, adaletsizliğini düşünür ve 27. gece Kadir gecesinde Ramazan ayında ilk vahiy Alak suresi İkra Bismi Rabbikellezî Halak diye başlayan ilk 5 ayet inerek Rabbimiz peygamberimize oku diyerek toplumu okumasını, ahlaklarını değiştirmesini, İslam toplumu haline getirmesini emretti. İşte müşrikler Peygamber Efendimizin kendisine gönderilen Kur'an'ının eşsiz bir mucize oluşunu müşrik toplumundan gizlemek ve Peygamberimizin daha önce Muhammedül Emin dedikleri yüce peygamberimizi lekelemeye, ona kahin, şair, mecnun demeye başladılar. Halbuki Peygamberimiz ümmiydi. Yani doğuştan okuma yazması yoktu ama kendiler gibi cahil değildi. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine yapılan tüm saldırılara göğüs gerdi, sabretti ve Rabbine sığındı. Kıymetli arkadaşlar, Peygamber Efendimizin hak davasından vazgeçmeyeceğini anlayan müşrikler, Peygamberimize Utbe bin Rebi'a aracılığıyla çeşitli tekliflerde bulundular. Dediler ki, ya Muhammed, eğer sen bütün bunları şan ve şeref elde etmek için, yani toplumun lideri olmak için yapıyorsan gel seni kral yapalım. Müşriklerin, Mekke'nin kralı ol. Yok zengin olmak, mal mülk edinmek için yapıyorsan sana mal verelim, para verelim, seni Mekke'nin en zengini yapalım dediler. Ancak Peygamberimiz kıymetli arkadaşlar, dünyada gözü olmayan, ahireti devamlı aklında tutan, yüce Rabbine kavuşmayı ümit eden yüce peygamber, dünya için mal sevgisi, mülk sevgisi, toprak sevgisi, zenginlik sevgisi değil, onun birinci önceliği Allah sevgisiydi. İşte Peygamberimiz Utbe bin Rebi'a bu emirleri, bu tavsiyeleri verdikten sonra ona dedi ki, Utbe bin Rebi'a müşriklere gidip kendisine verilen cevabı şöyle açıkladı. Vallahi onun söyledikleri ne şiirdir ne de kehanet. Ey Kureyş, beni dinleyin ve onunla yaptığı şey arasına girmeyin. Eğer Araplar ona galip gelirse, sizler başkası vasıtasıyla ondan kurtulmuş olursunuz. Yok eğer o Kureyş adına Araplara üstün gelirse, zaten onun şerefi sizin şerefiniz olur diye Utbe bin Rebi'a müşriklere böyle sesleniyor. Utbe bin Rebi'a'nın bu tekliflerini Peygamberimize anlatıp ve bu şekilde bir kanaate verip, kanaata varıp dönmesi üzerine Mekkeli müşrikler bu kez de peygamberimizle anlaşma, uzlaşma yoluna gitmeyi denediler. Çünkü onların yolu hak yol değildi. Ama Efendimiz Allah'ın son elçisi kendilerinin peygamberimize teklifi ne olursa olsun hak olmayan, batıl olan tüm teklifleri peygamberimiz reddediyordu. Ve müşrikler peygamberimize şöyle teklifte bulundular. Ey Muhammed! Gel bir yıl biz senin ibadet ettiğin Tanrı'na tapalım. Bir yıl sen bizim taptığımız Tanrı'ya ibadet et. İbadette seninle ortak olalım. Eğer senin ibadet ettiğin ilah hayırlıysa biz nasibimizi almış oluruz. Eğer bizim taptığımız hayırlıysa sen nasibini almış olursun. Yani peygamberimize bir yıl sen bizim putlarımıza tap, bir yılda biz senin ilahına tapalım şeklinde haşa anlaşma yoluna gitmeyi denediler. Ancak işte bu Mekkeli müşriklerin abuk subuk teklifleri üzerine
Kur'an-ı Kerim'de Kafirun suresi diye bilinen "Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun" diye başlayan sure nazil olmuştur. Orada Yüce Rabbimiz buyurur ki "De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim ibadet ettiğime de sizler ibadet etmezsiniz. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim kul olduğuma da siz kulluk etmeyeceksiniz. Leküm dinüküm veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim banadır." İşte değerli arkadaşlar, Müslüman bu kadar açık ve net olmalıdır. Çünkü iman bir bütündür, parçalanamaz. İman ettiğimiz Allah'a, peygamberine, ahiret gününe, meleklerine, kitaplarına asla pazarlık unsuru yapılamaz. Müslüman inandığı şeylerin tahkiki iman seviyesinde neye, niçin inandığını araştırması lazım. Günümüzün abuk subuk inançları, başta deizm olmak üzere Müslüman gençliği kandırdıkları sapık inançlara girmemek için dinimizi, işte peygamberimizin hayatını sahih kaynaklardan öğrenerek biz de onun gibi dirayetli, cesur olmalıyız. Davamız haktır bizim. Davamız Allah katından bize gönderilen son ilahi din İslam davasıdır. Bizim için sadece bu dünya yoktur. Bizim için esas dünya ahirettir. Oraya vardığımız zaman zaten inananları Allah kendi katına, kendi cennetine aldığı zaman mutlak zafer işte orada ilan edilecektir. Ama bu dünyanın ezası, cevası, sıkıntıları olacaktır. Müslüman bunlara karşı sabredip inancı konusunda asla taviz vermeyip dirençli olacaktır. Çünkü bizim önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz tek başına da kalsa davasından asla vazgeçmemiştir. Kıymetli arkadaşlar, peygamberimize işte bu şekilde teklifler geldikten sonra peygamberimiz bu davasından vazgeçmeyince Mekkeli müşrikler artık fiili olarak Müslümanlara baskı yapmaya, özellikle kimsesiz, sahipsiz, köle olan kadınlara falan ne yaptılar? Her türlü eziyeti reva görüp onlara baskı, zulüm yaptılar ki Muhammed'in dinine inanmasın diye. Peki kimler en çok eziyet ve işkenceye maruz kaldı? Sahabelerden Bilal-i Habeşi, ilk müezzin biliyorsunuz, Ebu Zer'il Gıfari, Habbab bin Eret, Süheyb bin Rumi, Abdullah bin Mesud, Yasir ailesi, Yasir eşi Sümeyye ve oğulları Ammar şeklinde en çok baskıya, zulme maruz kalan Müslümanlar. Kıymetli arkadaşlar, Müslümanlar çok enteresandır. Sahipsiz, kimsesiz, yetim, öksüz, fakir olmalarına rağmen İslam'a, Hazreti Muhammed'in getirdiği dine inandıktan sonra her türlü baskıyı göstermelerine rağmen çok şükür hiçbiri dininden dönmemiş, hiçbiri peygamberimizi yalnız bırakmamıştır. Ki Ebu Cehil değerli arkadaşlar, cehaletin babası demektir. Asıl ismi Ömer'dir aslında. Peygamberimiz iki Ömer'den birisi Müslüman olsa ya Rabbi diye dua ettiğinde işte Hazreti Ömer Müslüman olmuştur. Ebu Cehil olan Ömer de cehaletin babası olmuştur. Maalesef Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye ile babası Yasir'i şehit etmişlerdir kıymetli arkadaşlar. İşte İslam'ın ilk şehitleri Ammar bin Yasir'in annesi olan Sümeyye ile babası olan Yasir'dir. Kıymetli arkadaşlar, Müslüman'ın bu dünyada iki hedef doğrultusunda kendisini ne yapması lazım? Hayata hazırlaması lazım. Çünkü bu dünyada başımıza her türlü sıkıntılar, afetler, başarısızlıklar gelebilir. İşte bu durumlarda biz sabredeceğiz. Tam tersi de olur. Sabrettikçe Rabbimiz bizim işlerimizi kolaylaştırır. Başarırız, mutlu oluruz, huzurlu oluruz, belki de zengin oluruz. İşte o zaman da şükredeceğiz. Bunların tam tersi ise nankörlük ve isyandır kıymetli arkadaşlar. Müslümanın hayatı sabır ve şükür dengesi üzerine kurulmalıdır. Peygamberimiz de işte bu Müslümanlara bu kadar baskıya, zulme karşı kalplerindeki imanı güçlendirmelerini, Allah'a iman etmelerini, ibadetlerini yerine getirmelerini, böylece Allah'a sabırlı olmalarını, sabretmelerini tavsiye etmiştir. Çünkü bu kadar sabırdan sonra zaferin elbette inananların, doğru yolda olanların yani Müslümanların olacağını kendilerine öğretmiştir. Peki bu kadar baskı, zulüm ortasında Mekkeli müşriklerin her türlü eziyeti karşısında yine de her şeye rağmen İslam'ı kabul eden
Mekkeli Müslümanların genel özellikleri neydi değerli arkadaşlar? Öncelikle Peygamberimiz biliyorsunuz en yakınlarından davete başlamıştır. En yakınındaki akrabalarını, arkadaşlarını İslam'a davet etmiştir. Ve ilk inananlar, kadınlar, erkekler arasında zengin, fakir, genç, ihtiyar, hür, köle ayrımı yapmadan Peygamberimiz herkesi İslam'a davet etmiştir. Buradaki önemli olan şu, biliyorsunuz Mekkeli müşrikler kadınları insan yerine koyup eşitlik yoktu. Fakirleri, ihtiyarları, bilhassa köleleri değerli arkadaşlar eşit insan olarak görmüyorlardı. Ancak işte İslam dininin en büyük farkı insanlar Allah katında eşittirler. Üstünlük ancak takvadadır. İleride bunu da göreceğiz. Mekkeli müşrikler fakirlerin, kölelerin, kadınların İslam'a girmesini hoş karşılamamışlar Peygamberimize. Onları çıkar da biz zenginler Müslüman olalım teklifinde dahi bulunmuşlardır. Peygamberimizin değerli arkadaşlar İslam'ı davetine en çok gençler itibar etmişler. İslam'ın hakiki din olduğuna, müşriklerin taptıkları putların batıl ve cehalet unsuru olduğunu en çok gençler fark edip Peygamberimize iman edip neredeyse ilk davet döneminde kıymetli arkadaşlar 40 yaşının üstünde pek Müslüman yoktu. Peygamberimiz de biliyorsunuz 40 yaşında peygamber seçildi. Hazreti Ali, Talha bin Ubeydullah gibi daha 15 yaşına gelmeden Müslüman olan çocuklar da vardı. Ayrıca Halid bin Said, Musab bin Umeyr, Ebu Huzeyfe gibi Kureyş'in zengin kabilelerinin çocukları da Peygamberimize işte o Erkam bin Ebil Erkam'ın evine yani Darül Erkam'a giderek kelime-i şehadet getirip Müslüman olmuşlardır. Yine İslam'ın ilk şehitlerinden olan Yasir ve Sümeyye Hanım ise genç Müslümanlardan Ammar'ın anne ve babasıydı ve ilk şehit olanlar da onlar oldu. Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret gibi kölelerle Ammar bin Yasir ve ailesi gibi himayesiz kimselerin yanı sıra Mekke liderlerinden mesela Ebu Sufyan vardır. İşte Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe gibi soylu kimseler de Peygamberimize gelerek İslam'a girdiklerini kelime-i şehadet getirerek ilan etmişlerdir. Ayrıca Peygamberimizin en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman gibi zengin olan ailelerden de Müslümanlar olanlar olmuştur. Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvan gibi ticaretle uğraşan gençler de İslam şerefiyle şereflenmişlerdir. Kıymetli arkadaşlar, işte Peygamberimiz toplumun her kesimine, kadın, erkek, zengin, fakir, köle, hür ayırt etmeksizin herkese İslam'ı davet etmiş ve bu Müslüman olanların en büyük özellikleri doğru, güvenilir, sabırlı, fedakar, yüksek karakterli, güzel ahlaklı insanlar olmaları ve işte içinde yaşadıkları toplumun cahiliye kötülüklerinden uzak durup bunları benimsemeyen insanlar olması da gerçekten kayda değer bir durumdur. Mesela Hazreti Ebu Bekir doğruluğu, dürüstlüğü, iyilikseverliğiyle meşhur olan bir sahabedir. Hazreti Osman su gibi içki içilen bir toplumda asla içki içmemiş. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in yanı sıra Hazreti Ali, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi gençler ise cesaretleriyle bilhassa İslam'da girdikten sonraki cesur karakterleriyle tanınmıştır. Yine Hazreti Hatice, Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah da kıymetli arkadaşlar hem ticaretle uğraşan, zengin olan hem de cömertliğiyle meşhur insanlardı. Mallarını bilhassa boykot yılında Allah'ın inandıkları için boykota uğrayan Müslümanlara harcamışlardır bu sahabeler. Evet, güçlü bir iman sahibi olan işte bu ilk Müslümanlar değerli arkadaşlar Peygamberimizin en büyük destekçisi, onun en büyük hizmetçisi ve yardımcısı olmuşlardır. Peki Mekkeli müşrikler İslam'a niçin karşı çıkmışlar? Bilhassa Muhammedül Emin dedikleri Hazreti Muhammed'in peygamber olmasına niçin bu kadar engel olmak istemişler? Kıymetli arkadaşlar, öncelikle menfaat. Tamam mı? Bunu unutmayacağız. Mekkeli müşrikler Mekke'nin ticaret merkezi olması, aynı zamanda dini ziyaret merkezi olması nedeniyle mevkilerinin, makamlarının kaybolmasından korktuklar için atalarının uydurdukları putlara kendileri de akılsızca ibadet etmeye, güya Allah ile kendileri arasına aracılık yaptığına inanıyorlardı. Ama en büyük özellikleri Allah var diyorlardı ama Allah bize karışmasın, bizi yönetmesin, bize emretmesin istiyorlardı.
İşte bu yüzden kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlar. İslam'ın eşitlik, adalet, huzur getiren anlayışı, hayat tarzını asla benimsemiyorlardı. Ve kıymetli arkadaşlar, atalarının inanç ve ibadetlerini, Kur'an'ın eleştirmesi, Peygamberimizin bunlar hakkında yorumları yine Mekkeli müşriklerin çok zoruna gidiyordu. Kasas suresinde Rabbimiz buyurur ki, biz seninle beraber doğru yola uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. İşte buradaki maksat şu, biz İslam'a girersek eşitlik, adalet, hürriyet, kadın erkek eşitliği böyle olmadığını, kızların değerli olduğunu kabul edersek Mekke'deki işte ekonomik ve siyasi üstünlüğümüz sona erer. Biz ne yaparız daha sonra diye işte hac ve umre ibadetindeki o maddi manevi büyük kazanç elde ettikleri ve siyasi olarak, ekonomik olarak gelirlerinin, makamlarının gideceğinden korktuklarından İslam'ı kabul etmemişlerdir. Cahiliye adetlerine değerli arkadaşlar, lider olmak için zengin olmak ve çok çocuğa, bilhassa erkek çocuğa sahip olmak gerekiyordu. Müşriklere göre bu özelliklere Peygamberimiz sahip değildi. Peygamberimiz hem yetim, hem öksüz, hem de fakirdi. Ve böyle birinin peygamber olması gerçekten kendilerine enteresan geldi. Ve demişler ki Zuhruf suresinde Allah şöyle buyuruyor. Bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Diyerek güya ya Mekke'den ya da Taif'ten zengin olan, işte asil olan, çok çocuğu olan, lider olan birisi güya peygamber olsaydı belki inanırdık diye peygamberimize karşı çıkmışlardır. İşte kıymetli arkadaşlar, müşrikler dedim ya Allah'a inanıyorlar ancak Allah kendilerini yönetsin istemiyorlar. Ve yaptıkları şeylerden dolayı ahirette de hesap vermek istemiyorlar. Güya kendilerini, nefislerini bu şekilde tatmin ediyorlar. İslam'ın en önemli inanç esaslarından birisi ahirete imandır. Çünkü bu dünyada yapılan zerre miktarınca iyiliğin, zerre miktarınca kötülüğün hesabı ahirette verilecektir. Sağımızda solumuzda kiramen katibin melekleri yapmış olduğumuz her türlü iyilikleri de, her türlü kötülükleri de sevap ve günah olarak yazıyor. İşte onlar içki, kumar, fuhuş gibi, hırsızlık gibi, kız çocuklarını diri diri gömmek gibi kötülük, haksızlık, zulüm ve yaptıkları her türlü sapık inançların ahirette hesaba sorulacağını, hesabının verileceğini kendi nefislerine ağır getirdiler ve inanmadılar. Az önce de anlattım değerli arkadaşlar, Mekke'de zenginler, yöneticiler, asiller ayrı bir kabileydi. Onlara göre fakirlerin, kölelerin, kadınların hiçbir değeri yoktu ve bir erkek, bir asil insan onlarla asla eşit olamazdı. Çünkü üstünlüğü onlar nüfuz, güç ve zenginlik olarak görüyorlardı. Halbuki İslam'da üstünlük takva iledir. Kim Allah'ı en çok sever, günahlardan en çok kim kaçınırsa takvalı insan odur. Allah katında üstün odur. Peygamberimiz Ebu Leheb bir gün peygamberimize bakın eğer dinini kabul edersen benim için ne var diye sorar değerli arkadaşlar. Amcası Ebu Leheb biliyorsunuz. Safa tepesinde peygamberin İslam'ı anlattığında elinde taş ile o mübareğe saldıran, onu küçümseyen kişi Ebu Leheb ve aynı zamanda karısı da biliyorsunuz. Peygamberimiz ona demiş ki diğer iman edenlere ne varsa senin içinde o var buyurmuş. Ebu Leheb, benim için bir ayrıcalık yok mu? Peygamber Efendimiz başka ne istiyorsun diye buyurunca Ebu Leheb şöyle der. Kahrolsun bu din beni başkalarıyla eşit kılıyor. Bakın işte müşriklerin, hainlerin, inanmayanların, kafirlerin değerli arkadaşlar İslam'a saldırmaları bizim şeref duyduğumuz insanların eşitliği anlayışına karşı çıkmalarıdır. Kıymetli arkadaşlar, Peygamberimizin müşriklere İslam'ı anlatması aslında onların inandıkları Allah'ın son peygamber olarak Hazreti Muhammed'in gönderdiği inancını zihinlerinde kabul ediyorlardı. Ancak onlar ölmüş atalarının yeniden dirilmesini, daha sonra işte ahirette hesap verilmesini, gaybi konular konusunda Peygamberimiz hakkında onlar yanlış propagandalar yapmışlar. Ve onlar peygamberimizden değerli arkadaşlar çeşitli mucizeler istemişler. Mucize gösterdiği zaman ona inanacaklarını söylemişler. İşte Enam suresinde Allah buyuruyor ki ey peygamber de ki
Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolanana uyarım. Peygamberimiz de değerli arkadaşlar bizim gibi bir insandı. Ancak Allah biliyorsunuz insanlar arasında çeşitli vasıfları olan ismet, retanet gibi üstün vasıfları olan insanları peygamber olarak seçmiştir. Onlar da bizim gibi ibadetle mesuldür. Onlar da bizim gibi işte ticaret yaparak ya da geçimlerini sağlamak için başka işler yaparak geçimlerini sağlamak zorundadır. Onlar da yer, içer, uyur, günah işler, sevap işler gibi özellikleri vardır. Ancak işte Allah onları ismet sıfatıyla korumuştur, muhafaza etmiştir. Ve onlar Peygamberimiz işte kıyamet ne zaman kopacak gibi abuk subuk sorular sorup Peygamberimiz gaybı bilmediğini, gaybın ancak Allah tarafından bilinebileceğini onlara sürekli hatırlatmıştır. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda kabilecilik anlayışı varmış. Kabileler birbirlerine karşı rekabet ve kıskançlık güderlermiş. İşte Peygamberimizin kabileleri İslam'a davet etmesi, İslam'a girdikten sonra onların eşit olacağını söylemesi üzerine bazıları işte İslam'a inanmamışlardır. Evet, şimdi kıymetli arkadaşlar Habeşistan'a hicret konusunda bazı bilgiler verelim. İşte ekranda görüyorsunuz Mekke'den Habeşistan, şu andaki Etiyopya sınırları içerisindeki Kral Necaşi'nin memleketine Peygamberimiz Müslümanların bu kadar eziyet görmeleri karşısında hicret etmelerine yani göç etmelerine izin vermiştir ve iki defa hicret olmuştur Habeşistan'a. 615 yılında 12 erkek 4 kadın, 616 yılında da daha fazla Müslüman Habeşistan'a giderek değerli arkadaşlar adeta orada yeni bir hayata başlamışlardır ki yaklaşık 100 kişi kadardır. Göç edenler genelde işte ilk İslam'a giren zayıf ve güçsüz Müslümanlar değerli arkadaşlar. Aynı zamanda Peygamberimizin kızı Rukiye ile damadı Hazreti Osman, amcası Ebu Talib'in oğlu Cafer bin Ebi Talip de Habeşistan'a hicret edenler arasındadır. Öyle bir durum ki değerli arkadaşlar, Peygamberimiz Müslümanlar Habeşistan'a hicret için izin verdikten sonra, onlar oraya gittikten sonra Kral Necaşi'ye Mekkeli müşrikler elçiler göndererek bu göçen, hicret edenlerin tekrar Mekke'ye gönderilmesini, onların ülkesinden kaçan teröristler olduğunu güya anlatmaya, onu ikna etmeye çalıştılar. Ancak Kral Necaşi, kıymetli arkadaşlar, onların tekliflerini kabul etmedi. Onları ülkelerine Mekke'ye geri gönderdi. Ve ilerleyen dönemlerde Kral Necaşi'nin Müslüman olduğu rivayet edilir ve Peygamberimiz Müslümanlarla birlikte Kral Necaşi için gıyabi cenaze namazı kılmışlardır. Habeşistan'a göçen Müslümanlardan bazıları hicretten önce Mekke'ye geri dönmüşler. Bazıları da hicretten sonra direkt Medine'ye gitmişlerdir. Bunu Çağrı filminden muhakkak izleyin kıymetli arkadaşlar. Orada Cafer bin Ebi Talip Habeşistan kralına işte Mekkeli müşriklerin gönderdikleri elçilere karşı kendilerini savundu metinler. Evet, Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza ile iki Ömer'den birisi Müslüman olsun diye Efendimizin dua ettiği Hazreti Ömer'in Müslüman olmalarıyla Müslümanlar kıymetli arkadaşlar büyük bir güce, büyük bir cesur insanların Müslümanlığıyla büyük bir sevince boğuldular. Hazreti Hamza avcılıkla meşgul olan bir amcasıydı Peygamberimizin ve Kabe'de Peygamberimizin tavaf ederken Ebu Cehil tarafından saldırılıp hakaretlere uğradığını duyunca Peygamberimizin yani yeğenine karşı Ebu Cehil tarafından yapılan bu kötü hareketlere çok sinirleniyor ve Ebu Cehil'in yanına vararak yayıyla okunun işte o avcılıkta kullandığı yayıyla değerli arkadaşlar Ebu Cehil'in kafasına indiriyor ve orada ben de onun dinindeyim. Gücün yetiyorsa ona yaptıklarını bana da yap diyerek cesur bir şekilde Peygamberimize desteğini ve Müslüman olduğunu bildirmiştir kıymetli arkadaşlar. Ve Peygamberimizin amcası biliyorsunuz Hazreti Hamza, Kahraman Hamza Uhud Savaşı'nda şehit olmuştur. Ancak Hazreti Hamza'nın İslam'a girmesi Müslümanları sevince boğmuş. Müşrikler yaptıkları hatalar nedeniyle insanların akın akın Müslüman olmalarından büyük endişe duymaya devam etmişlerdir. Darun Nedve vardır değerli arkadaşlar. Müşriklerin toplanıp Müslümanlar aleyhinde kararlar aldıkları bir odası, şer evi diyelim. Orada en son Peygamberimizle mücadele eden onu öldürme kararı çıkıyor. Ve Peygamberimizi kim öldürür kararına
O zamanın en cesurlarından Ömer bin Hattab talip oluyor ve gidip onu öldüreceğini söylüyor. Ve yolda giderken kıymetli arkadaşlar, Habbab bin Eret adlı bir kişi nereye gittiğini sorunca işte Peygamberimizi öldürmeye gideceğini öğreniyor. Ve o da diyor ki önce git kız kardeşin Fatıma ile enişten Said bin Zeyd'i öldür. Çünkü onlar da Müslüman oldu dediğinde Hazreti Ömer'in başından adeta kan damlar derler ya. Hazreti Ömer hemen yolunu çevirip kız kardeşi Fatıma'nın evine yöneliyor. Ve giderken evin yanına varınca kıymetli arkadaşlar içeride bir öğretmen tarafından bunlara Taha suresi okunulup öğretiliyordu. Taha suresini kıymetli arkadaşlar Habbab bin Eret pardon şey derler öğretmenin ismiydi. Orada yanlış telaffuz ettim. Habbab bin Eret Zeyd'e ve Fatıma'ya Kur'an öğretiyordu. Orada Hazreti Ömer Taha suresini dinliyor, kalbi yumuşuyor ve içeri girdiğinde değerli arkadaşlar işte öğretmen Habbab bin Eret saklanıyor. Daha sonra ne okuduklarını öğrenmek istiyor ve aslında Fatıma sen pissin, onu sana veremeyiz, ona tertemiz olanlar dokunur sözü söylüyor. Orada tabii bir tane vuruyor Fatıma'ya. Daha sonra işte dinlediği ayetlerin neler olduğunu kendisine gösterdiklerinde bu ne güzel ve ne değerli söz diyerek kendini alamıyor. Ve Peygamberimiz ve Müslümanların Darul Erkam'daki toplantıları esnasında oraya doğru yöneliyor. Bazı Müslümanlar korkuyor ama Peygamberimiz sabredin gelsin bakalım diye bekliyor. Ve Ömer bin Hattab o zamana kadar en zalim olan vurduğunu öldüren Ömer Peygamberimizin huzuruna varıp Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek Hazreti Ömer oluyor. Evet değerli arkadaşlar, böylece Müslümanların sayısı 40'a ulaşıyor ve Hazreti Ömer, ya Muhammed bizim dinimiz hak din değil mi? Sen son peygamber değil misin? Haydi hep birlikte Kabe'ye toplu namaz kılmaya diye Müslümanları kıymetli arkadaşlar Kabe'ye götürüp ve Müslüman oluyorlar. Evet, Hazreti Ömer'i de kaybettikten sonra artık Mekkeli müşrikler kıymetli arkadaşlar Müslümanlara karşı 3 yıl sürecek olan ambargo, boykot kararını alıyorlar ve bunu Kabe'nin duvarına asıyorlar. Böylece gizli veya açıktan hiçbir şekilde Haşimoğullarına yardım edilmeyeceği, onlarla oturulup konuşulmayacağı, evlenilmeyeceği, ticaret ve alışveriş yapılmayacağı gibi çok vahim kararlar alıyorlar. Evet değerli arkadaşlar, tüm bu ağır şartlara rağmen Ebu Leheb hariç Haşimoğulları Peygamberimizi işte o sığındıkları mahallede koruma kararı alıyorlar. Ebu Talip yeğenini ve kabilesinin mensuplarını güvenlik açısından uygun gördüğü kendi mahallesine taşıyor. Ve Müslümanlar Peygamberimizi canları, malları, her şeyini feda ederek korumaya yemin ediyorlar. Ve orada açlığa, susuzluğa, çaresizliğe karşı sabredip müşriklerin 3 yıl boyunca uyguladıkları baskıya sabrediyorlar. Ve bu düşünceleri değerli arkadaşlar Allah tarafından tabii ki Müslümanlar lehine sonuçlanıyor. Ve bir gün gittiklerinde astıkları kararın bir kurt tarafından yenildiğini görüyorlar ve böylece bu boykot da sona ermiş oluyor. Kıymetli arkadaşlar, Peygamberimiz hayatının neredeyse tamamını sabırla geçirmiştir. Daha doğmadan babasını, 6 yaşında annesini, 8 yaşında dedesini, Hazreti Fatıma hariç 6 çocuğunu kendisinden önce kaybetmiştir. Bir sabır abidesidir Müslümanlar için. İşte bu boykot yıllarından sonra da amcası Ebu Talib'i ve 3 gün sonra da ilk eşi Hazreti Hatice'yi kaybediyor. İşte bu yıla da, boykot yılından sonraki bu yıla da hüzün yılı adı veriliyor. Ve Peygamberimiz kıymetli arkadaşlar artık Mekke'dekiler İslam'ı kabul etmeyip Müslümanlara bu kadar zalimce davranınca Zeyd bin Harise ile yardımcısı Zeyd bin Harise ile yakınlarında Mekke'ye yakın olan Taif'e gidip İslam'ı orada anlatmak istiyor. Ancak Taifler zengin, aynı zamanda dayı tarafından akrabaları olmasına rağmen Allah bula bula seni mi peygamber buldu diyerek alay ediyorlar, peygamberimize dalga geçiyorlar. Ancak peygamberimiz orada bir ay boyunca değerli arkadaşlar insanlara İslam'ı anlatıyor. Ancak
Taif'in ileri gelenleri peygamberimizi sokak serserileriyle taşlatıyor ve şehirden kovuyorlar. Oradan geçerken bir bağa sığınıyorlar. Bağda Attas isimli bir köle peygamberimize etkileniyor onun sözlerinden, hem onları koruyor hem de Müslüman oluyor. Taif olayı çok sıkıntılı değerli arkadaşlar. Peygamberimizin ayakları kanla dolmuştur. Taşlara Zeyd bin Harise siper olmuştur. İşte buna Cebrail gelerek, ya Muhammed sen iste şu dağları birleştireyim, Taifleri yok edeyim dediğinde, alemlere rahmet olarak merhamet peygamberi Hazreti Muhammed hayır diyor. Ben lanet peygamberi değil, rahmet peygamberiyim. Allah'ım halkımı bağışla çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar diye dua ediyor ve Taifler Mekke'nin fethinden sonra da zaten topluca Müslüman oluyorlar. Kıymetli arkadaşlar, işte o taş atanlar, peygamberimizi üzenler, Mekke'den kovanlar hepsi peygamberimizin bir zaman gelecek 630 yılında Mekke'yi, Kabe'yi savaşsız bir şekilde fethedeceğini hiç akıllarına getirmiyorlardı. İsra ve Miraç olayı vardır kıymetli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde geçer. İşte tüm bu olaylardan sonra Rabbimiz kulu Muhammed'i bir gece Mekke'den alıp Kudüs'e getirmiştir. İşte bu olaya İsra denilir. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan da Rabbimiz kendi huzuruna peygamberimizi almıştır. Ona da Miraç olayı denilir. İsra Mekke'den Kudüs'e gitmek, Miraç ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Allah'ın katına yükselmektir. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir değerli arkadaşlar. Allah'ın belki de en çok peygamber gönderdiği şehirdir. O yüzden Peygamberimiz Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa için önemini 3 yere ziyaret yapılır. Birincisi Kabe, Mekke'deki Kabe, Mescid-i Haram. İkincisi Medine'deki Mescid-i Nebevi. Üçüncüsü işte Mescid-i Aksa diyerek önemini bizlere belirtmiştir. Miraç olayı değerli arkadaşlar Peygamberimizin 3 hediyesiyle sonuçlanmıştır. 5 vakit namaz, günde Müslümanlar 5 defa namaz kılarak Allah'a miraç ederler. Çünkü secde anı Rabbimize en yakın olduğumuz andır. O yüzden namaz dinin direğidir. Namazımızı ihmal etmeyelim. Yine Bakara suresinin son iki ayeti Aminer Resulü yatsı namazlarından sonra okunur biliyorsunuz. Ve şirk yani Allah'a ortak koşmayanlar dışında günah işleyenlerin tevbe nasuh ile Allah'tan tevbe etmeleri şartıyla inşallah günahlarımızı Allah'ın bağışlayacağını bizlere bildirmiştir. Böylece Allahü Teala peygamberini, kulu Muhammed'i sevdiğini, ona en büyük desteği verdiğini, müminlerin imanını, müşriklerin inkarını, bu İsra ve Miraç olayı artırmıştır. Bazıları kabul etmezler ancak Kur'an'da bu sabittir kıymetli arkadaşlar. Şimdi de yeni yurt arayışlarına bakalım. Biliyorsunuz peygamberimiz ilk önce Müslümanları Habeşistan'a gönderdi, izin verdi. Daha sonra kendisi Taif'e gitti ancak Taifler reddetti ve artık Müslümanlar değerli arkadaşlar Yesrib denildiğimiz Mekke'ye Medine'den gelen bazı Müslümanlarla Peygamberimiz 3 defa görüşmüştür. Birinci görüşmede ertesi yıl görüşme sözü vererek Müslümanlar ayrılmıştır. İşte bu görüşme yerine Akabe denilir. 621 ve 622 yıllarında Mekke'ye yine aynı yere Akabe denilen yere Medine'den Müslümanlar gelerek İslam'a girdiklerini, Müslüman olduklarını ve kendilerini Medine'ye davet ettiklerini kıymetli arkadaşlar Peygamberimize söz vermişlerdir ve Peygamberimiz birinci Akabe biatı dediğimiz biat ile Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye göndererek onlara İslam'ı anlatmasını emretmiştir. İşte ilk Akabe biatında kimseye iftira atmamak, kız çocuklarını öldürmemek, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, peygamberin her emrine uymak konusunda peygamberimize söz vermişlerdir. İşte Mus'ab bin Umeyr hem bunları hem İslam'ın diğer inançlarını öğretmek üzere Medine'ye gitmiştir. Ve Medine'dekilerle değerli arkadaşlar bir yıl sonra yani 622 yılına bu sefer 75 kişi gelerek Akabe'de peygamberimize görüşmüşler ve peygamberimizi ve Müslümanları artık Medine'ye davet etmişlerdir. Medine'nin İslam'dan önceki ismi Yesrib'miş değerli arkadaşlar.
Peygamberimiz artık Yesrib'e Müslümanların göçebileceklerini, artık yeni yurtlarının, yeni vatanlarının Medine olacağını bildirmiştir. Hazreti Ömer açıktan ilan etmiştir Medine'ye göçeceğini müşriklere değerli arkadaşlar. Diğer Müslümanların kimi gizli, kimi açıktan, kimi gece, kimi gündüz işte oraya gitmişlerdir. Ve Peygamberimizin de oraya kaçacağını düşünen müşrikler Peygamberimizin evinin etrafını sarmışlar, onu öldürmek istemişler. Ancak Peygamberimizi Allah yine korumuştur. Hazreti Ali'yi yatağına yatırıp emanetler vardı biliyorsunuz. Peygamberimiz Mekke'nin en güvenilirdi. Kendine değerli eşyaları teslim ediyorlardı. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi onları da teslim ederek Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Mekke'den Medine'ye 622 yılında hicret etmişlerdir ve suikastçılar Peygamberimizi öldüremeden elleri boş dönmüştür. Değerli arkadaşlar, Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'le birlikte yola çıkıyor. Hazreti Ebu Bekir kendilerini arayacakları düşüncesiyle onların bildikleri normal yolun tersi bir yoldan giderek aslında onlardan, suikastçilerden biraz güvende gitmeyi tecrübe etmişlerdir. Ve hakikaten de Hazreti Ebu Bekir'in tahmini doğru çıkıp kendisilerini sağ ya da ölü olarak getireceklere büyük ödül vereceklerini bildiriyorlar. Ve Peygamberimiz kıymetli arkadaşlar Sevr mağarasında saklanıyorlar. Oraya kadar gelen müşrikler, o yol takipçileri Peygamberimizi ve Hazreti Ebu Bekir'i yakalamak üzere tam kapının önüne geldiklerinde biliyorsunuz bir güvercin yuvası, bir örümcek ağı görüyorlar ve içeriye bakmadan geri gidiyorlar. İşte orada Allah onları yine korumuştur. Çünkü Allah onların en büyük destekçisiydi. Kıymetli arkadaşlar, işte Peygamberimizin izini süren, onu yakalamak isteyen Süraka bin Malik burada önemlidir. O Peygamberimizi tam yakalamak üzereyken atı defalarca kumlara gömülüyor ve bu durumdan etkilenen Süraka Peygamberimizden özür dileyip oradan ayrılıyor ve Peygamberimizi arayanları da yanlış yönler tarif ederek onların kurtulmalarına aslında vesile oluyor. Eslem kabilesi değerli arkadaşlar reisi Büreyde bin Husayb ile Peygamberimiz hicret esnasında karşılaşıyor. Peygamberimizi durdurarak ona engel olmak istiyor ancak Peygamberimiz kendisiyle konuşuyor. Büreyde kabilesi orada İslam'ı kabul edip etkileniyorlar Peygamberimizden ve onları güvenli bir şekilde yoluna devam etmelerini sağlıyorlar. Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir Yesrib yakınında Kuba köyüne varıyorlar. Orada değerli arkadaşlar 12 gün kalıyorlar. Ve biliyorsunuz Peygamberimiz bütün emanetleri Hazreti Ali'ye vermişti. Hazreti Ali de emanetleri verdikten sonra hızlıca yola koyulup ve Peygamberimize yaklaşıyor. Peygamberimizin Kuba'daki en önemli olayı ilk mescit Kuba'ya yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de bu durum bildirilir. Kuba köyünden ayrıldıktan sonra kıymetli arkadaşlar Ranuna Vadisi'nde Cuma namazının farz olan ayetleri geliyor ve Peygamberimiz Ranuna Vadisi'nde ilk Cuma namazını kıldırıp ilk hutbeyi de okuyor. Peygamberimiz Mekke'den kovulurken, doğup büyüdüğü sevdiği Mekke'den kovulurken Medineliler ise değerli arkadaşlar günlerce evlerinin damına çıkarak Yesrib'de Efendimiz'i beklemişlerdir. Ve Peygamberimizi gördükleri anda Tale'al Bedru ilahisiyle ellerinde defterle, heyecanla, aşkla, şevkle o mübarekleri Medine'ye davet ediyorlar ve artık Peygamberimize Müslümanlar açısından yeni bir dönem başlıyor ki Medine İslam Devleti. Kıymetli arkadaşlar uzunca bir video idi. Birinci videomuzu daha önce yayınlamıştık. Üçüncü nitemizin ikinci videosunu da sizlerin istifadesine sundum. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Hepinize başarılar diliyorum.